أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الى اخر الايه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم عزيزي كاردشترم çok muhterem müminler değerli izleyicilerimiz Allahu zul jalal vel kemal hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri bir Ramazan-ı Şerife daha sıhhat ve afiyetle kavuşmayı nasip etti. Rahmet mevsimi geldi. Üç aylar manevi yılların ilk baharıdır. Allahü Zülcelal Hazretlerinin rahmet çiçekleri her tarafta açtı. Onun rahmet ve mağfiret deryası taştı. Kullarını kuşattı. Bizler de ona sonsuz hamdü senalar olsun ki o günlere kavuştuk. Ne büyük saadet, ne büyük mutluluk, müjdeler olsun bu aya, Ramazan-ı Şerif'e kavuşanlara. Allah başına eriştirdiği gibi sonuna da yetiştirmeyi ve kavuşmayı nasip etsin ve bayram sabahı bahşişimizi, harçlığımızı alan salih kulları zümresine bizleri de ilhak eylesin değerli kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif geldiğinde İki cihan server aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Etakum şehrun mübârekün Aman ya Rabbi Size mübarek bir ay gelmiştir. Mübarek, bereketli Bu mübarek kelimesinin altını çiziyoruz. İnşallah izah etmeye çalışacağız. Nedir Ramazan-ı Şerif'in mübarekliği? Onun bereketi nereden kaynaklanmaktadır? Allah size mübarek bir ay ihsan etmiştir. Şehrun öyle bir ay ki faradallahu alekum siyamehu. Allah lutfu keremiyle o ayda size orucu farz kılmıştır, emretmiştir size öyle merhamet ediyor ki Allahü Teala Allahü Teala Hazretleri öyle merhamet ediyor ki sizin kendinize kalsa senede bir ay çalışan şu bir sene boyunca çalışan, çırpınan, gayret eden bu bedeninizi bakıma almak, rolantiye almak, onun periyodik bakımını yaptırmak aklınıza bile gelmeyecek. Ama maddi olarak ilk önce Mevla sizlere lütfediyor, orucu farz kılıyor. Burada allah Teala'nın oruçta çok büyük lütuf, ikram ve hikmetleri var. Ve senen tülekum Ben de buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ramazan-ı Şerif'te kıyama yani teravih namazını size bir yol kıldım sünnet kıldım femen samehü her kim ramazan orucunu tutarsa vekamehu farz olan orucu tuttuğu gibi nafile olan teravih namazını da kılarsa evet gufira lehu ma taqaddame min onun geçmiş günahları affolur. Nasıl tutarsa arada anti parantez imanen ve ihtisaben. Ramazan-ı Şerifin sevabına inanarak, sevabını Cenab-ı Mevla'dan umarak her kim orucu tutar, teravih namazını kılarsa geçmiş günahları affolur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün hutbeye çıktıklarında amin buyurdular. Amin, amin buyurdular. Sahabe-i kiram hutbeden inince sordular. Ya Resulallah hutbede amin dediniz. Ne oldu ki hangi duadan dolayı Hangi duaya siz amin dediniz? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada Cebrail aleyhisselamın üç dua yaptığını ve Cebrail aleyhisselamın yapmış olduğu bu üç duaya amin dediğini buyurmuşlardır. İşte bu dualardan biri de şudur. Cebrail aleyhisselam dua etmiştir. Efendimiz haber veriyor hutbede. Her kim Ramazan-ı Şerif'in başına ulaşır, idrak eder, sonuna da kavuşursa, kavuştuğu halde kendisini affettirmeyi beceremezse, Ramazan-ı Şerif'te mağfiret-i ilahiyeye mazhar olamazsa, Yazıklar olsun, burnu üzere sürtünsün o kişi ki Ramazan-ı Şerif'i bitirmiştir de rahmeti ilahiyeye mazhar olamamış, kendisini affettirememiştir. Neden? Aziz kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif bir rahmet yağmuru değil. Ramazan-ı Şerif bir rahmet fırtınasıdır. Bir rahmet kasırgasıdır. Düşünün ki siz uzun bir yolu yaya olarak kat edeceksiniz. Dışarıda bir yağmur yağıyor, bir yağmur yağıyor. Bardaktan boşanırcasına değil, şelaleden dökülürcesine. Şemsiye para etmiyor. Sağdan, soldan, her taraftan sizi ıslatıyor. İşte Ramazan-ı Şerif böyle bir yağmurdur. Ama bir insan düşünün ki Ramazan-ı Şerif'in bu rahmet fırtınasından üzerine zerre kadar damla düşmemiş vah ona yazık ona. Ya Rabbi bizleri Ramazan-ı Şerif'in rahmet yağmurlarıyla yıkanmayı nasip eyle, arınmayı nasip eyle ya Rabbi amin. Aziz kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyordu? اتاكم mübarek ön. size mübarek bir ay geldi. Bakınız. Dünyamızda bir misafir ağırlıyoruz. Ülkemizde, beldelerimizde bir misafirimiz var şimdi. Evimizin kapısını bir misafir çaldı. Misafire ikram etmek bizim dini ve milli görevlerimizdendir. İslamiyet bizim milletimizin kılcal damarlarına kadar elhamdülillah işlemiştir. Kimse bunu kolay kolay söküp atamaz Mevla'nın lütfuyla. Misafir ağırlamak ve misafire ikram etmek de İslamiyet'ten gelen haddi zatında Türk milletinin, Anadolu insanının kültüründe önceden beri olan bir husustur. Ancak İslamiyetle bu husus daha da sağlamlaşmış, daha da perçinlenmiştir. Bakınız hepimizin evinde hemen hemen misafirlere has, misafirlere özel eşyalar bulundururuz. Öyle değil mi? Misafir geldiği zaman onun terliği ayrıdır. Misafir geldiği zaman onun havlusu ayrıdır. Misafir geldiği zaman ona ikram edeceğimiz yemek her zaman yediğimiz yemekten farklıdır. Misafir odamız vardır. Hatta hanımlar o misafirlere ait odaların fazla kullanılmasına hoş bakmazlar. Orası misafirlere ait derler. Misafirler için ayrı havlularımız, ayrı yemek takımlarımız vardır. Neden? Misafire ikram etmeyi biz severiz. perver bir milletiz. Atalarımız ne der? Misafir on rızıkla gelir, dokuzunu hane sahibine bırakır, birini de kendisi ye yer, ye yemez der. Misafir bereketir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki, bakın dikkat buyurun. Men kana yu'minu billahi vel yevmil Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa Evet. Bu şartın bir cevabı var. Ne olabilir? Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyor, iman ediyorsa ne yapsın ya Resulullah? Namaz mı kılsın, oruç mu tutsun, Kur'an mı okusun? Ne yapmasını öncelikli olarak emir ve tavsiye buyurursunuz ya Resulallah? Efendimiz ne buyuruyor bakınız? Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, فَلَا <laughs> يُؤْذِجَرَهُ Komşusunu incitmesin, komşusuna eza cefa yapmasın, komşusunu üzmesin. Allah Allah. Demek ki komşuya eza cefa etmemek imanla alakalı bir hususmuş. İmanın şubelerinden bir şubeymiş. İkinci olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hususu beyan buyuruyor. Ama ben ilk önce üçüncüsünü sizlere arz etmek istiyorum. Üçüncü olarak Efendimiz buyuruyor ki, Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa tekrar ne yapsın ya Resulallah? Felyekul hayran evli yasmut. Ya hayır söylesin ya da sussun. Demek ki Müslüman bir, birinci şık. Allah'a ve ahiret gününe iman etmenin gereği komşuya eziyet etmeyeceksin, elinden dilinden insanlar selamet bulacak. Son şık, elinden insanlar selamet bulacak. Son şık da ya hayır söylesin ya susun, dilinden kötülük sadır olmayacak, diliyle de hayır konuşacak. İkinci şık da işte şimdi üzerinde durduğumuz, izahı sadedinde bulunduğumuz husustur. İkinci olarak efendimiz buyuruyor ki: Men kene yu'minu billahi ve'l-yeumil ahir. Allah Resulü, başımızın tacı, gönlümüzün ilacı, mahşer yerinde şefaatçimiz. Rabbim bizleri onun şefaatine nail eylesin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, fel yükrim dayfehu. Misafirine ikramda bulunsun. Misafire ikram etmek iman ve İslam'ın şiarıdır. Müslümanın vazgeçilmezlerinden bizim de örfümüzde sağlam yer etmiş bir husustur. Demek ki misafire ikram edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bir başka hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki, misafir rızkıyla gelir. Gittiği zaman Allah'ın mağfiretini o evde bırakır. Gittiği zaman yani atalarımızın ifadesiyle on rızıktan dokuzunu bıraktığı gibi hane halkının da günahlarının silinmesine, affedilmesine vesile olur değerli kardeşlerim. Şimdi gelelim Ramazan-ı Şerife. Bakınız aziz kardeşlerim Aman Ramazan-ı Şerif'in kıymetini çok iyi bilelim, çok iyi değerlendirin. Haddi zatında Ramazan-ı Şerif'te orucu usul adabına, farzına, sünnetine riayet ederek tutar, teravih namazını kılarsak çok büyük müjdelere nail olduk demektir. Ancak bu öyle bir pazardır ki 1'e 10, 1'e 100, 1'e 70, 1'e 1000 değil. Bir gayri hesap, hesapsız olarak ticaret yapılan günlerdeyiz. Kısa ömür sermayesinde bu pazarı çok iyi değerlendirmek durumdayız. Evimize bir misafirimiz geldiği zaman, ismi de hani, Ramazan Efendi, Ramazan amca misafir geldiği zaman böyle ikram ediyoruz da. Peki evimize ramazan Şerif geldiği zaman bizlere neler getiriyor, ne bırakıyor? Biz o misafire nasıl davranmalıyız? Bakınız kapımızı 11 ayın sultanı çaldı şimdi. 11. ayın sultanı ne demek? Hani padişahlarımız vardır. Mekanları cennet olsun. 3. Mahmut, 4. Murat deriz ya. Şimdi bu sene bir sultan geldi, kapımızı çaldı. Kim o sultan? 1430 küsuruncu sultan Ramazan geldi şimdi. Gelirken de eli boş gelmedi hediyeleriyle geldi. Sultan Ramazan Ramazan-ı Şerif bize ne getirdi? Heybesinde neler var? Oruç var. Teravih var. Fitre, fıtır sadakası var. Başka itikaf var Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde. Başka Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü içerisinde aradığımız Leyle-i Kadir var. Kadir gecesi nerede? Ramazan-ı Şerif'te. Neyle sabit? Ayet-i Celile ile sabit. Estaizu billah. <Sessizlik> Şehru Ramazan ellezi unzile fihil Kur'an. Şehru Ramazan. Ramazan-ı Şerif öyle bir aydır ki unzile indirilmiştir fihi o ayda el-Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in 12 kameri aydan bir tanesi olan Ramazan-ı Şerif'te indiği ayetle sabit mi? Evet. Peki ikinci ayeti celil de Cenab-ı Mevlamız ne buyuruyordu? Estaizu billah. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. Biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik buyuruyor. Kadir Gecesi hangi ayda diye daha aramaya gerek var mı? Yok. Neden? Ramazan-ı Şerif'te Kur'an indirildiğine göre, Kur'an Ramazan-ı Şerif'te indirildi. İkinci ayet, Kur'an-ı Azimüşşan Kadir Gecesi'nde indirildi. Buradan çıkan sonuç nedir? Kadir Gecesi Ramazan-ı Şerif'in içerisindedir. Özellikle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kadir Gecesi'ni Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde aranmasını tavsiye ederdi ve Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde kendisini Mescid-i Nebevi'ye kapatır, daha çok ibadetle meşgul olur idi. Öyleyse son 10 günde Kadir Gecesi'ni aramak gerekir. Nasıl bir gece bu Kadir Gecesi? Sultan Ramazan geldi, bizlere bir de Kadir Gecesi ikram etti. Bakınız ne kadar büyük ikramlar. Estaizu billah. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi. Bir gece, bir gün değil dikkat buyurun. Bir gece yani iftardan imsake kadar olan bir zaman dilimine Allahü Zülcelal öyle büyük bereket veriyor ki hayrun daha hayırlıdır min elfi şehrin bin geceden daha hayırlı, bin aydan daha hayırlıdır. Şimdi burada aziz kardeşlerim, gözden kaçan, dikkatten kaçan bir husus var. Nedir o? Bazı değerli hocalarımız burayı anlatırken, Kadir Gecesi bin aya denktir gibi bir mana veriyorlar. Şunu unutmamak gerekir ki, ayeti celile de Kadir Gecesi bin aya denktir buyurmuyor Cenab-ı Mevla. Ya? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Ne kadar hayırlıdır? Bin ay Kadir gecesine eş değer alt limittir. Üst limitini Cenab-ı Mevla biliyor. Aman ya Rabbi. Ne kadar mübarek. Ne kadar bereketli. İşte Ramazan-ı Şerife sevgili peygamberimizin şehrun, mübarekün, mübarek, bereketli bir ay ...ifadesini kullanmasının sebeplerinden bir tanesi budur. Başı, sonu, ortası hepsi berekettir Ramazan-ı Şerif'in. Ramazan-ı Şerif'te başka Sultan Ramazan bize neler getirmiştir? Baktığımız zaman mukabele getirmiştir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan-ı Şerif boyunca Kur'an-ı Azimüşşan'ı tilavet eder... Cebrail Aleyhisselam'a dinletirdi. Cebrail Aleyhisselam tilavet eder, okur, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dinlerdi. Yani Ramazan-ı Şerif'te Kur'an okumak, Kur'an dinlemek, mukabele okuyup dinlemek sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyyesidir. Vefat edeceği sene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dünyadan ahirete irtihali beka yapacağı sene iki defa Kur'an-ı Azimüşşan'ı baştan sona hatmetmiştir. Evet, Ramazan-ı Şerif böyle kıymetli, böyle değerli, böyle bereketli bir aydır. Sultandır. Peki, Ramazan-ı Şerif'i sultan yapan, Nedir? Büyüklerimizin, ecdadımızın, milletimizin Ramazan-ı Şerif 11 ayın sultanıdır cümlesini kullanmalarının, ona 11 ayın sultanı unvanı vermelerinin bir sebebi vardır. Bu tesadüfen kullanılan, gelişi güzel söylenen bir söz değildir aziz kardeşlerim. Sultan ne demek? Sultan hükmeden demek. Hükmü geçen demek. Ferman sahibi demek. Ramazan-ı Şerif'te hükmeden, kalplere, evlere, sokaklara, dünyaya hüküm veren, nizam veren Hazreti Kur'an inmiştir. Kur'an Allahü Zülcelal Hazretlerinin ferman ve buyruğudur. Kur'an-ı Azimşan Kadir gecesinde dünya semasına inmeye başladı. Ramazan-ı Şerif'te Kadir gecesinde inmeye başladı. Niçin? insanlar ahkamıyla amel etsinler diye. Estaizu billah. İnna enzelnâ ileykel kitâbe bil hakkı. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهِ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ خَص۪يمًا اِنَّا بِزْ اَنْزَلْنَا اِنْدِرْدِكْ اِلَيْكَ sana Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Neyi? El kitabe Kur'an'ı indirdik. Niçin? Li hükmedesin diye hükmünü insanlara duyurasın insanlar da o Kur'an-ı Azimüşşan'ın ahkamıyla amel etsinler diye giyimlerinde tesettürlerinde evlerinde nikahlarında alışverişlerinde hayatın her safhasında insan unsurunun olduğu her yerde amel etsinler amel olunsun diye indirdi Evet. Sultan geldi. Beldeye padişah geldi. Padişah gelir gelmez bir hüküm, bir ferman çıkardı. Dedi ki, buyurdu ki işte Ramazan, Sultan Ramazan geldi. Bundan beru, bundan böyle insanlar tiz iftar saatinden sonra İmsak saatinden sonra iftara kadar yemek yemeyeler, su içmeyeler, şehvetlerini, edep yerlerini muhafaza edeler. Hüküm ferman bu. Başka her zaman yaptıklarından muhafaza ettiklerinden daha fazla gözlerini harama bakmaktan muhafaza edeler. Kulaklarını haram duymaktan, nefislerini şeytana uymaktan muhafaza ederler. Ferman padişahımızındır dedik. Hangi güç, hangi kuvvet olacaktı ki bir buçuk milyar insanı dünyanın her yerinde gecenin bir saatinde kaldıracak, onlara sahur yaptıracak, hangi güç, onları imsaktan iftara kadar yemekten içmekten alıkoyacaktı. İşte bu güç sultanın gücüdür. Ramazan-ı Şerif'in gücüdür. Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'ı inzal buyuran Rahman'ın gücüdür. Allahü Zülcelal Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun ki Ramazan-ı Şerif'i dünyamızda beldelerimizde, evimizde ağırlıyoruz. Ramazan-ı Şerif'i ağırlıyoruz rahmetiyle. Onun getirdiği mağfiretle onu ağırlıyoruz. İnşallah onu böyle rahmetle, mağfiretle, iftarıyla, sahuruyla, mukabelesiyle, orucuyla ağırladığımız gibi onu en güzel şekilde hoşnut, razı ederek de uğurlamayı Rabbim hepimize nasibi müyesser eylesin. Eğer onu güzel ağırlar, onu güzel uğurlarsak o da bize Ramazan'ın son gününde harçlıklarımızı, hediyelerimizi bahşişlerimizi bol bol verecek, bizi bahşiş deryasına, hediye denizine boğacak ve gark edecektir inşallah. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, es kuran oruç ve Kur'an. Bu ikisi birbirinden ayrılmayan iki şeydir. Oruç Ramazan-ı Şerif'te, Kur'an-ı Azimüşşan'ın nuzulü de Ramazan-ı Şerif'tedir. Oruç ve Kur'an. Yeşfe'ani şefaat ederler dil abdi kula yevmel kıyamet. Kıyamet gününde kulun bir elinden oruç, mücessem bir varlık olarak tutar, diğer elinden de Kur'an-ı Azimüşşan mücessem olur, bedensel bir varlık haline gelir oruç tutan, Kur'an okuyan kişinin elinden tutarlar. Yakulu sıyam. Oruç der ki, ey Rabbi, ey Allah'ım der. Cenab-ı Hak'ta münacat, Cenab-ı Hakk'a münacatta bulunur. Yalvarır. Ey Allah'ım, mena'tuhu ta'ama. Ben onu yemekten alıkoydum ya Rabbi. Ve şehvati şehvetlerinden de alıkoydum bin nehari. Gündüz deyin, o oruç tuttu, beni tuttu. Ben de onu yemekten, içmekten, şehvetten alıkoydum. Aç kaldı ya Rabbi. Feşeffi'ni fihi. Ya Rabbi, benim ona şefaat etmeme müsaade et. Elinden tutayım da onu cennetine götüreyim ya Rabbi der. Ve yakulül Kur'an'ı. Kur'an-ı Azimüşşan'da der ki Mena'tuhunnevme billeyli Ya Rabbi ben bu kulunu geceleyin uyumaktan alıkoydum. O Kur'an okuyacağım diye uykusundan fedakarlık yaptı. Gecelerin ortalarında Kur'an okudu Ya Rabbi. Feşeffi'ni fihi. Benim bu Kur'an okuyan kuluna şefaat etmeme, elinden tutmama müsaade et ya Rabbi diyecek. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, feyeşfe'ani oruç ve Kur'an kendilerine Rahman tarafından, Allah Azze ve Celle tarafından müsaade edilecek. Oruç ve Kur'an, Kur'an'ı okuyan kişinin, orucu tutan kişinin elinden tutup ona şefaat edecek ve cennete götürecek. Rabbim bu müjdelere nail olmayı bizlere nasibi müyesser eylesin. Bu kadar mı? Değil. Ramazan-ı Şerif dedik ya rahmet fırtınası, rahmet kasırgası inşallah diğer müjdelerle birlikte olmak üzere kısa bir aradan sonra inşallah buluşmak üzere Allah'a emanet olun aziz kardeşlerim. Değerli seyirciler Aziz kardeşlerim, çok değerli müminler, Ramazan-ı Şerif'in müjdeleri saymakla bitmez, anlatmakla tükenmez. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği müjdelerden, büyük haberlerden bir tanesi. Bakınız iki cihan serveri Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Ürgüyet <laughs> ümmeti 5. Benim ümmetime 5 <beş> özellik verilmiştir. Fi <laughs> Ramazan'e. Ramazan şerifte benim ümmetime 5 özellik, 5 kastlet, 5 hediye verilmiştir. lem turgta ha ümmetin. O 5 özellik, 5 hediye. Hiçbir ümmete verilmemiştir. Bu hadis-i şerifin farklı bir rivayetinde اُعْطِيْتُ hamsen fi رَمَضَانَ Bana Ramazan-ı Şerifte bana beş özellik verilmiştir. "Lem يُعْطَهُنَّ gün kabli." O beş özellik, beş hediye, beş vasıf benden önce hiçbir peygambere verilmemiştir. Bizden önceki ümmetlerin ömürleri hayatları uzundu. 400 sene, 500 sene, 900 sene, 1000 sene yaşayan insanlar vardı. Ömürleri uzun olduğu için amelleri ve ibadetleri de bununla orantılı olarak çok ve bereketli oluyordu. Ancak bizim ümmetin ömrü kısa. 60 sene, 80 sene, hani 100 sene olanı çok nadir görüyoruz bizim ümmete, Peygamber aleyhisselamın ümmetine ömür az verildi. Ancak ömre bereket çok verildi. İşte az zamanda yapılan, kısa zamanda yapılan az ibadete Rabbimizin verdiği çok büyük ecir mükafatlardan beş tanesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan-ı Şerif'te neler verildiğini beyan buyurarak izah ediyor ve açıklıyor. Neymiş Ramazan-ı Şerif'te bu ümmete verilen beş hediye, beş vasıf, beş özellik neymiş? Birincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, فِيْذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ min şehri ramadane. Ramazan, Ramazan-ı Şerif'in birinci gecesi olduğu zaman. Birinci gecesi olmuş. Nazar Nazarallahu ileyhim. Allah birinci gece rahmet nazarıyla, rahmet bakışıyla mümin kullarına tecelli eder. Yarın oruç tutulacak, Aman ya Rabbi insanlar gece kalkmış, hanımlar yemekler hazırlamış. Erkekler de yardım ediyor tabii. Efendim çatal sesleri, kaşık sesleri bir heyecan, bir mutluluk, bir sevinç, bir neşe. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinde oruca sahura kalkan kullarıyla rahmet nazarıyla bakar. Bu birinci hediye. E cenab Hak rahmet nazarıyla bakar da ne olur? Ne olacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beyan buyuruyor. Ve men nazara ileyhi Allah Celle Celaluhu her kime rahmet nazarıyla bakarsa lem yu'azzibuhu ebeden okuluna asla azap etmez. Bir kişi orucun farziyetine inanarak Ramazan-ı Şerif'in sevabını umarak birinci akşam kalktıysa onu oruca kaldıran şey hiçbir güç ve kuvvet değildir. Onun kalbindeki imandır. Kişi o kalbindeki imanı muhafaza ettiği müddetçe cehennemde ebedi olarak kalmaz. İnşallah hiç cehenneme uğramaz bile ama günahkar dahi olsa eninde sonunda cennete gider ve sonsuz cennet yurdunda kalır. Birinci müjde bu. Allah birinci gece rahmet nazarıyla oruç tutan, oruca kalkan kullarına imsak saatinde nazar kılar. İkinci müjde ve hulufu <laughs> femis saimi. Oruçlunun ağız kokusu. Hani tabirimi mazur görün. Bir insan aç kaldığı zaman ne deriz? Açlıktan ağzı kokuyor deriz. Aç insanın ağzı kokusu pek hoş olmaz. Nahış, kerih bir koku onun ağzında vardır. Ama insanlar nezdinde, insanlar nazarında kerih olan bu koku Allah katında atyabu daha hoştur. Indallah Allah katında min rihil miski vallahi miskten daha hoş, Allah katında miskten daha makbul ve takdire şayandır. Allah Celle Celaluhu Rabbimiz oruçlunun ağız kokusunu miskten daha güzel kabul ediyor. İkinci müjde bu. Üçüncü Ramazan-ı Şerif'teki müjde nedir? Ve testeğfiru tevbe istiğfar eder kime lehum oruçlulara el melâiketü melekler oruçlulara tevbe istiğfar ederler. Allahümme gfirhü, Allahümme erhamhü. Ya Rabbi bu oruç tutan kuluna mağfiret eyle. Ya Rabbi buna merhamet eyle. Ya Rabbi bunu affeyle. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Oruçlunun uykusu ibadettir. Oruçlu olan bir kişi uyuduğu zaman Mevla ona ibadet sevabı verir. Susması tesbihtir. Eline tesbih alıp çekerse zaten çok büyük sevap. Ama tesbih alıp çekmese bile sustuğu müddetçe melaike-i ikram ona tesbih sevabı yazarlar. Tesbihatta bulunmuş, zikretmiş sevabı yazarlar. Faraza oruçlu bir kişi bir hata etse günahı, hatası affolunmuştur. Ameline de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kat kat sevap yazdır. Oruçluya melekler oruçlu olduğu müddetçe tövbe istiğfar ederler. Ne zamana kadar? Hatta yuftiru oruçlu orucunu bozacağı ana kadar melekler onun için tövbe ve istiğfar ederler. Aman ya Rabbi ne güzel ne büyük müjdeler. Üçüncü, dördüncü büyük müjde nedir oruçlu için? Ve yüzeyyinullahu azze ve celle. Allahü Zülcelal hazretleri süsler. Neyi? Kulle yevmin cennetehu. Cennetini her gün süsler. Cennet şu anda var mı? Bazı yine kardeşlerimiz diyelim, kardeşlerimiz tabii ki de iman ehli olan herkes. Cennet şu anda yoktur. Cennet mevcut değildir. Daha sonra var olacaktır. İşte Kur'an'da cennet müttakiler için hazırlanmıştır ifadesi. Belagattaki vuku'u tahakkukuna binaen. Yani kesin olarak cennet var olacağı için cennet hazırlanmıştır ifadesi geçmektedir. Yoksa şu anda cennet yoktur gibi böyle fikirlere, düşüncelere kapılan kardeşlerimiz var. Bakın hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Allahü Teala cennetini her gün oruçlu kulları için günden güne süsler. Cennetin şu anda mevcudiyetine delalet eden başkaca hadisler de vardır. Hadis-i şerifleri kabul edenler için tabii ki. Hadis-i şerifi reddedenlere Allah ıslah etsin, hidayet etsin demekten başka bir sözümüz yok. 1400 yıllık İslam tarihi boyunca İslam'ın kültürel ve ilmi mirasını reddi miras yapanlara söyleyecek sözümüz Allah onları hayırla ıslah etsin demektir hadisi inkar edenlere. Bakınız cennetin şu anda varlığına bir delil daha Hadis-i şeriften. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün namaz kılarken hiç yapmadıkları bir hareketi yaptılar. Konumuz Ramazan, konumuz oruç ama bu konuyu da sizlere izah etme ihtiyacı hissediyorum. Efendimiz Aleyhisselam namaz kılarken bir anda elini öne uzattılar, daha sonra geri çektiler. Bu sahabe-i kiramın dikkatinden kaçmadı. Ya Resulallah dediler namazdan sonra. Sizin daha önce namazda hiç yapmadığınız bir hareketi yaptığınızı görüyoruz. Bunun sebebi hikmeti nedir? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki bana cennetten bir manzara gösterildi. Cennetten bir üzüm salkımı gösterildi. O anda tabiri caizse kendimi tutamadım ve onu almak istedim. Namazda Efendimiz'e cennet gösterilmiş, Perde açılmış. Efendimiz de oraya uzanmış. Fakat cennet nimeti dünyaya gelemeyeceğinden efendimiz engellenmiş. Efendimiz tabiri caizse o cennet üzümünden bir salkım alamamış buyuruyor ki efendimiz Aleyhisselam. Eğer o üzüm salkımını alaydım kıyamete kadar herkese yetecekti. Cennet şu anda var olmasa Efendimizin gününde var olmasa Efendimiz'e nasıl arz edilip de Efendimiz ondan almak isteyecek? Bir başka hadis-i şerif, Miraç'ta zaten cennet ve cehennemin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gösterilip arz edildiği, Cennet ve cehennem manzaralarını Efendimizin temaşa ettiğini söylemeye gerek yok. Bir başka hadis-i şerif, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Hangi hanım, dünyada mümin olan kocasına eza ederse, mümin bir hanım, bir kadın, Müslüman kocasını incitiyor, eza ediyor. Cennette o müminin eşi olacak huri şöyle der, bulunduğu yerden. Katelekilla la tu'zihi. Ona der ki Allah seni hani biz kahretsin diyor da Allah seni kahretmesin, Allah senin iyiliğini versin tabiri caizse. Eziyet etme bu adama der. Demek cennet ehli dünyadakileri görüyor. Evet, hadis-i şerifleri kabul edenler için hadis-i şeriflerden cennetin ve cehennemin varlığının delillerinden birkaç tanesini sizlere arz etmeye çalıştık. Demek ki diğer ümmetlere verilmeyen, bize hediye edilen beş özellikten dördüncüsü neymiş? Allahü Zülcelal her gün cenneti süsler, süslenmesini emreder ve der ki ثُمَّ يَقُولْ يُوشِكُ عِبَادِيَ salihun Ey cennet, benim salih kullarım var ya, benim ibadet ehli, iman ehli, takva ehli kullarım var ya, mümkündür, çok yakındır. اَنْ يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمَعُونَةَ وَالْأَذَىٰ onların içinde bulundukları eziyet ve sıkıntılardan kurtulmaları, dünya hayatından terhis olup ahirete gelmeleri çok yakındır. Ve yasiru ileyke sana varmaları çok yakındır der buyurur Cenab-ı Mevla. Ve yusaffedu fihi maradetu şeyatin fe la yahrusu ila ma kanu ileyhi fi gayrihi. Şeytanların önde gelenleri, liderleri de zincire vurulur ve bağlanır. Ramazan-ı Şerif'in dışındaki yaptıkları icra-i faaliyet, ifsat, fesat, vesveseyi Ramazan-ı Şerif'te yapamazlar. Ramazan-ı Şerif'in dışındaki aktivitelerini Ramazan-ı Şerif'te gösteremezler. İnsanları yoldan çıkarmaya, müminleri dalalete sürüklemeye fazla yol bulamazlar. Kimi? Orucu tutanlara, orucun da kendilerini tuttuğu kişilere. Yani kendisini yemek içmekten tutuyor. Oruç da onun gözünü haramdan, dilini dedikodu gıybet ve yalandan, kulağını haramı dinlemekten tutuyorsa şeytan daha bu kişiye ilişemez. Ramazan-ı Şerif'teki dördüncü müjde de budur. Peki Ramazan-ı Şerif'teki beşinci müjde nedir? Efendimiz buyuruyor ki ve yufaru lehum fi ahir leylatin Ramazan-ı Şerif'in son gecesi yarın bayram. Efendimiz Aleyhisselam biliyor ki Ramazan-ı Şerif'in son gecesi Arefe gecesi çok kıymetli, çok değerli bir gecedir. Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecelerden bir tanesidir aziz kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif'in son gecesinde allah Zülcelal Hazretleri Ramazan'da oruç tutan kullarını inanarak, iman ederek, sevabını umarak oruç tutup gecesini de teravihini ihya eden kullarını affeder, bağışlar annelerinden doğdukları günkü gibi tertemiz olurlar. Sahabe-i kiram şaşırdı. Kıyla ya Resulallah. Dediler ki ey Allah'ın Resulü. Ehiye Leyletül Kadiri. Yoksa bu Kadir gecesi mi? Ramazan-ı Şerifi bayrama bağlayan gece bütün oruçlular affedilir buyuruyorsun. Bu kadar müjde ancak Kadir gecesinde verilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, La hayır hayır, Kadir gecesi zaten bin aya denk değil, bin aydan da hayırlı. Ramazan-ı Şerif'in son akşamı, Arefe'nin gecesi bu müjdeyi Efendimiz beyan ediyor. Bu gece Kadir gecesinden farklı bir gecedir. O gece bütün oruç tutanlar, Ramazan-ı Şerif'i ihya edenler rahmet ve mağfiret deryasına gark olur. Allah onları affeder. وَلَاكِنَّ الْعَامِلَ اِنَّمَا يُوَفَّى اَجْرَهُ اِذَا قَضَى عَمَلَهُ Efendimiz buyuruyor ki, e, bir işçi çalıştığı zaman... İşçinin hakkını ne zaman vermek gerekir? Alnının teri kurumadan değil mi? E Allah bir kuluna oruç tut kulum dedi. Peygamber aleyhisselam da akşam teravihi ihya et ey ümmetim dedi. Orucunu 30 gün, 29 gün neyse tuttu. Akşamları da teravihi kıldı. E şimdi bu adam, bu şahıs, bu mümin ecrini, mükafatını, bahşişini almaya hak kazanmadı mı? Yarın bayram. Çocuklar sevinecek. Bu müminler de sevinmeyi hak etmediler mi? Ettiler. Efendimiz buyuruyor ki siz nasıl bir işçi çalıştığı zaman işini bitirince amelinin, işinin ücretini tas tamam eksiksiz verirseniz Allah Celle Celaluhu da Arefe gününün akşamı oruç tutanların ücretini, mükafatını kat kat verir buyuruyor Efendimiz. Ne büyük müjdeler değil mi değerli kardeşlerim? İşte bu müjdelere nail olmak için çalışalım. Ne yapalım değerli kardeşlerim? Her şeyden önce orucumuzu oruç gibi tutalım. Biz orucumuzu tutalım. Oruç da bizi tutsun. Bir. İkincisi, oruç tutarken dilimizi yemek içmekten, kendimizi şehvetten tuttuğumuz gibi dedikodu, gıybet gibi, yalan söz gibi dilimizin afetlerinden sakınalım, Müslümanları da incitmeyelim aziz kardeşlerim. Başka? Gündüzleri mümkün mertebe kendimiz Kur'an okumayı biliyorsak veyahut da imsaktan sonra akşamları Kur'an okuyalım. Her zaman okuduğumuzdan daha fazla okuyalım. Hatta yarışalım evimizdeki diğer bulunan aile efradımızla yarışalım. Onları da bu hususta teşvik ederim. Başka? Akşamları teravih namazını kaçırmayalım. 29-30 Ramazan akşamı teravih namazını hele hele cemaatle kılan kişi yemin etse ve dese ki vallahi ben Kadir gecesini ihya ettim dese yalan söylemiş olmaz. Neden? Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif'in içerisinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi var. Her kim yatsı namazını cemaatle kılarsa o geceyi gece yarısına kadar ibadetle geçirmiştir. Birinci müjde. İkinci müjde. Her kim sabah namazını cemaatle kılarsa gecenin tamamını ibadetle geçirmiştir. Cami-i Şerif'e gittik, yatsı namazını cemaatle kıldık, bu müjdeye nail olduk. Sabah namazı da gidersek ikinci müjdeye nail olduk. Hele bir de teravih namazını cemaatle kılarsak, Ali'yül Ala ve Kerimül Mevla, ne güzel, ne mutlu o kimseye. Şimdi buradan yine bazı kardeşlerimize sesleniyoruz. Ramazan-ı Şerif'te sohbet eden, televizyonlara çıkan değerli hocalarımıza sesleniyoruz. Aziz kardeşlerim, alim ne demek? Hoca ne demek? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, el u varasetül enbiya alimler peygamber varisleridir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Varis ne demek? Varis vefat eden, ahirete giden kişinin tüm variyetine, tüm mülküne hissedar olan kişi demektir. Hatta borcu varsa o variyetten o borcu da ödemek durumundadır. Sorumluluklarına da ortaktır yerine göre. Alim demek Peygamber aleyhisselamın peygamberlerin hem zahiri ilmine, onun getirdiği Kur'an'a, onun getirdiği sünneti seniyeye hissedar olan kişi, onun kalbindeki takvaya, İslam şuuruna ortak olan kişi demektir. Aziz kardeşim, alim olan kişi nasıl diyebilir ki Teravih namazı yoktur, kılma nasıl diyebilir? Teravih namazı 20 rekat kılmaya gerek yok, 10 rekat kıl, 8 rekat kıl. Peygamberimizin böyle bir şeyi yaptığı yok. Yahu mübarek adam, zaten insanlar camiye gelip namaz kıldıkları öyle çok vaki olan herkesin dört dörtlük beş vakit namaz kıldığı bir durum, bir manzara yok memleketimizde senin insanlara namaz kıl demen gerekirken mübarek sen diyorsun ki efendim peygamberimiz teravih kılmamıştır. Peygamber aleyhissalatu vesselam efendim orucu bu kadar uzun tutmamıştır. İmsak saati şimdi tutulan saatten 45 dakika bir saat daha sonra başlamaktadır. Yahu mübarek 45 dakika önce hani faraza diyelim ki senin dediğin doğru. Oruç tutanlar 45 dakika önce başlasalar, 45 dakika daha fazla oruç tutsalar ölür mü? Hasta mı olur? Zarar mı olur? Peki senin dediğin yanlışsa, bu kadar insan senin dediğin saatte oruca başlarlarsa, vakti geldiği halde vaktinden sonra yiyip içmeye devam ederlerse, bu insanların oruçları olmazsa ya senin halin ne olacak? Alim ne demek Aziz kardeşim? Alim, doktor ne demek? Doktor hastanın hastalığını teşhis edip hastalığın o hastalığın önceliklerine göre hastaya müdahale eden kişi gerçek doktordur. Acil servise bir hasta getirdiler ki trafik kazası geçirmiş, suni teneffüs yaptırılıyor, yoğun bakıma alınmış. Bir doktor da baksa ki hastanın ayaklarında mantar hastalığı var. Efendim böyle bir takım enfeksiyonlar var. Gerçek doktor, hakiki hekim, tabip bu kişiye kalp masajı solunum mu yaptırır? Onu hayata döndürmek için mi uğraşır? Yoksa onun ayaklarına müdahale edip onun mantarını vesairesini enfeksiyonunu mu gidermeye çalışır? Tabii ki öncelikli olarak onu hayata döndürür. Ey ilimden bahseden değerli kardeşim, ümmet ölüyor. İslam alemi 72 buçuk değil 172 parçaya ayrılmış. Önceden devleti Ali Osman vardı. İslam milleti tek bir sancak, tek bir bayrak altında toplanmıştı kardeşim. Şşş, daha sonra ne oldu? Osmanlı Devleti ırklarına, etnik kökenlerine göre ayrıldılar. Cetvelle sınırlar çizildi. Suudi Arabistan oldu, Yemen oldu, Irak oldu, Suriye oldu, Mısır oldu, Afganistan, Pakistan oldu. Şimdi Irak üç parça olmuş, Suriye beş parça olmuş, Afganistan şu kadar parçaya bölünmüş. Alim kardeşim, ilimden bahseden kardeşim. Sen ümmetin kalbine müdahale etsene, senin işin teravih namazını mı tartışmak? Her sene televizyonlara çıkıp teravih namazı vardır, yoktur. İmsak saati 45 dakika erkendir, geçtir. Bunu tartışan gerçek manada alim olamaz. Kusura bakmasın kimse peygamberin manevi mirasına sahip çıktığını söyleyemez. Sünneti se niye yerlerde sürünüyor? Gençlik almış başını gidiyor. İçki, kumar, uyuşturucu, cahillik almış başını gidiyor. Edep, haya, ahlaksızlık almış başını gidiyor. Bizim hoca kardeşimiz teravih namazı 8 rekat mıydı, 20 rekat mıydı, var mıydı, yok muydu? İmsak saati er miydi, geç miydi? Bunları bırak kardeşim sen insanları oruçtan uzaklaştırmak değil, oruca yaklaştırmak. Namazdan uzaklaştırmak değil, namaza yaklaştırmakla görevli onun ötesinde insanların Kur'an-ı Azimşan'a, sünnet-i seniyeye sarılmasını temin etmekle görevlisin. İşlem i̇şte alemi yanıyor. Suriye yanıyor. Irak yanıyor. Afganistan paramparça. İslam dışı güçler Müslümanların evlerini, barklarını yakmışlar. Yangından kaçan Müslümanlar kendilerini Akdeniz'in sularına atmış, çoluk çocuğuyla birlikte Akdeniz'de mülteciler boğuluyor. Anne evladının gözüne çaresiz bir şekilde bakarak kendisini soğuk Akdeniz'in sularına teslim ediyor, ölüyor. Bunda bizim hiç sorumluluğumuz yok mu? İslam aleminin bir araya gelmesinde bu mekteplerin sorumluluğu, hocalarımızın sorumluluğu yok mu? Lütfen yüksek lisans yapan kardeşlerimiz, doktora yapan kardeşlerimiz, profesörlük için çeşitli kitaplar hazırlayan kardeşlerimiz, lütfen ümmetin birlik ve beraberliği için doktoralar yapın. Bunun üzerinize kafanızı lütfen yorun. Lütfen bu hususta çalışın. Çünkü bugün kalp doktoru, gönüller tabibi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü vesselam efendimizin varisi olacak gönül doktorlarının yapması gereken bugün budur. Hasta kan kaybediyor. İslam alemi kan kaybediyor öncelikli olarak lütfen kalplere gönüllere müdahale edelim birliği beraberliği tesis etmek için kalplerdeki buzu nefreti yok edip kalplere sevgi ve muhabbeti yerleştirmek için neşter vuralım neler yapacağımızı bu ramazan-ı şerifte lütfen çok iyi düşünelim ramazan-ı şerif çok mübarek çok bereketli bir ay. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Her kim Ramazan-ı Şerif'te bir nafile ibadet yaparsa, Ramazan-ı Şerif'in dışında bir farzı ifa etmiş gibi sevap alır. Ramazan-ı Şerif'teki nafile ibadetlere, Ramazan-ı Şerif'in dışındaki farz ibadetler gibi sevap var demek. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ''Her kim Ramazan-ı Şerif'te bir farzı yerine getirirse, Ramazan-ı Şerif'in dışında ifa ettiği 70 farz kadar sevap alır.'' buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Öyleyse, Ramazan-ı Şerif'in dışında oruçlarımızı çok güzel tutalım, teravihlerle Ramazan-ı Şerif'in akşamlarını ihya edelim dedikodu gıybetten uzak duralım. Müslümanların dertlerini hocalarımız masaya yatırıp neşter vurup öncelikli meseleleri ön plana çıkarsınlar. Kur'an-ı Azimüşşan'ı bol bol okuyalım. Aç kaldığımızda aç kalan ümmeti düşünüp onları mutlaka sevindirelim. Men fattara saimen felehu ecruhu buyuran aleyhissalatü vesselama kulak verelim. Her kim bir oruçluyu iftar ettirirse, o oruçlu orucundan ne kadar sevap alırsa, onun sevabından hiçbir şey eksik olmaksızın oruçluyu iftar ettirenin hanesine yazılır. Ya Resulallah, bizler öyle mükeflef sofralar hazırlayıp insanları iftar ettirmeye gücümüz yetmiyor nasıl böyle insanlara iftar ziyafeti verelim ki dediklerinde bir hurma tanesi ikram etmeye de gücü yetmez mi buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir yudum süt ikram ettiğinizde oruçlu kişi sizin ikramınızla orucunu açtığında siz aynı sevabı alırsınız buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ramazan-ı Şerif'i ihya edelim yani diriltelim. İnşallah Ramazan-ı Şerif'te bizi ihya etsin ve dirilsin. Allah hayatımızı Ramazan etmeyi, hayatı Ramazan ettikten sonra mematı, ölümümüzü de bayram kılmayı cümlemize nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Allah Kur'an-ı Azimuşşan'ın ve Ramazan-ı Şerif'in orucun şefaatine ermeyi cümlemize nasibi müyesser eylesin. Allah'a emanet olun muhterem müminler, sevgili kardeşlerim.